Evet, şimdi sıra bileşke fonksiyonda sevgili arkadaşlar. Peki bileşke fonksiyon ne? Bir bakalım. Şimdi biz fonksiyonu tanımlarken ne demiştik? Örneğin demiştik ki A'dan B'ye bir fonksiyon olsun f. Biz ne diyorduk? Bunun bir elemanın buradaki görüntüsüydü, değil mi bu? Şimdi şunu görmezden gelin. Tamam mı arkadaşlar? Bir küme çiziyorum. C kümesi. B'den C'ye. Bakın f ne dedik? A'dan B'ye, G'de B'den C'ye. B'den C'ye bir fonksiyon. Bakın bunu x gibi düşünün sevgili arkadaşlar. X gibi. X'in görüntüsü, f'deki görüntüsü. Şimdi bunu da x gibi düşünürsek g'deki görüntüsü. Yani g x gibi düşüneceğiz. X kimdi? Fx. Yani bunun buradaki görüntüsü. Buradan buraya da biz ne diyoruz arkadaşlar? G bileşke fx. Bakın g bileşke fx o zaman ne demekmiş? G içinde fx. Yani hocam kısacası bizim anlayacağımız dilden konuşur musunuz? Sağdaki fonksiyonu soldaki fonksiyon yerine yaz demektir. Sağdaki fonksiyonu soldaki fonksiyon yerine yaz demektir. Bakın burada örnekte bunları görelim. Bakalım fx fonksiyonu gx fonksiyonu verilmiş. F bileşke g. Hocam f bileşke g ne demektir? F bileşke gx demek. Hocam f içinde gx'i yaz demektir. Bakın sağdakini soldaki fonksiyon içinde yazıyorum. O zaman gx dediğimiz fonksiyonu f'te x gördüğünüz yere yazacaksınız. 3 çarpı 2x artı 5 artık senin x dediğin ifade gx'ti. Eksi 1. Böylelikle ne çıkacaktır arkadaşım? 6x artı 15 eksi 1. 14. F bileşke G fonksiyonunu bulduk. B şıkkına da bakalım kime? G bileşke F'e. Ne demiştik? Sağdaki fonksiyonu soldaki fonksiyon içinde yazın. Bu da G içinde Fx demekti. Hemen Fx'imiz ne? 3x eksi 1. Bunu x gördüğüm G'de x gördüğüm yere yerine yazıyorum. X x kimdi? F 3x eksi 1 artı 5. Bakın ne çıkacaktır arkadaşım? 6x eksi 2 artı 5 artı 3. Buradan aslında bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşım. Hocam biz F bileşke G'yi 6x artı 4 14 bulduk. G bileşke F'i ise 6x artı 3 bulduk. Öyleyse F bileşke G'nin G bileşke F'e eşit olmadığını söyleyebiliriz. O zaman değişme özelliğinin olmadığını söyleyebiliriz bileşke işleminin. Devam edelim. C. Hocam C'de bulmuşuz zaten direktmen getirin yerine yazın. Evet doğru söylüyorsunuz ama sorularda sadece bunu istediği için bakın direktmen bunları yapmamız uzun olur. Soru eğer sadece bunu isterse. Ne yapacağız o zaman? Ya bildiğimiz şeyi F'i getirip G içinde yazacağız. Bu ne demek biliyor musunuz? G içinde F5. O zaman F5'i bulacağım öncelikle değil mi hocam? Evet. F5 ne? 3 çarpı 5 eksi 1 14. O zaman F5 14 ise G 14'ü bulursam cevabımı bulurum. Evet. O zaman G 14 ne? 2 çarpı 14 artı 5. Evet 33. Bakın sevgili arkadaşlar. GOF'u bulmuştuk zaten. 6x artı 3'tü. GOF 5'i istiyor. Getirip 5'i yerine yazsanız bakın yine 33 bulacaksınız. Hadi bakalım devam edelim. Evet örneklerimize devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bakalım fx fonksiyonu 3x eksi 1. Gx fonksiyonu 2x artı 3 verilmiş. Buraya bakalım. G bileşke f bileşke g. Hocam üçlü olunca çok mu sıkıntılı? Hayır bildiğimiz şeyin aynısı. Bakın en dıştaki g. Hatta şöyle yazalım. Bakın şöyle yazalım. G bileşke F bileşke G bir ne demek? G içinde F içinde G bir demek. En sağdakini F'in içinde onu da G'nin içinde yazıyorum. Peki en başta kimi bulmam gerekiyor? Evet. G1'i. Hemen G1'i bulalım hemen. Bakalım. G1 ne? 2 çarpı 1 artı 3 ne çıktı? F5. O zaman
G1 ne çıktı? 5 çıktığına göre benim şimdi bulmam gereken kim? G içinde F5 oldu. Hadi şimdi de F5'i bulalım. Peki F5'i bulalım. F5 kim? Bakıyorum. 3 çarpı 5 eksi 1. Ne çıktı? 14. Ooo F5'i de bulduk hocam. O zaman G14 cevap mıdır? Tabii ki. Hemen devam edelim. Bakın buraya soru istenmişti. Aynı şekilde devam ediyorum ve G14'ün de cevap olduğunu söylüyoruz. G14 ne çıkacaktır bakalım. G14 eşittir 2 çarpı 14 artı 3. Yani cevabımız ne çıkacaktır? 31. Öyleyse bizim G bileşke F bileşke G 1 dediğimiz ifadenin sonucu neymiş sevgili arkadaşım? 31. Hemen gelelim. Bakın parçalı fonksiyon şeklinde sorulmuş bir bileşke sorusu. Hemen bakalım. Bu ne demek? Hocam bu artık biliyoruz. F içinde F 4 demektir. Yani ilk bulacağın ifade kim? F 4. Hemen bulalım öyleyse. F 4 ne? 4. 3'ten büyük müdür? Evet hocam. Öyleyse 4 eksi 5'ten ne çıkacaktır? Eksi 1. O zaman buradan benden istenen ne? F eksi 1'i bulursam cevabı bulur muyum? Evet bulurum. F eksi 1. 3'ten küçük olduğu için bu fonksiyonu kullanacağım. 2 çarpı eksi 1'in karesi artı 3 çarpı eksi 1. Öyleyse F eksi 1 ne çıkıyor? 2 eksi 3'ten eksi 1. F eksi 1 dediğimizde kimdi aslında sevgili arkadaşım? F bileşke F 4 eksi 1 çıkacaktır. Bakalım şu soruya gelelim. Liste yöntemiyle verilmiş bir soru. Bakın yine aynı işlemleri burada da yapıyoruz. Bu ne demek? G içinde F 1. Bu ne demektir? F içinde G 2. Çok güzel. Bunların toplamı mı isteniyor? Evet. O zaman F 1'i bulmam gerekiyor. F1'i bulalım. Sıralı ikili. F1 ne? 0. O zaman burası G0 oldu. Hemen F içinde G2 ne? G2 de 0. O zaman G0 artı F0 cevap. Doğru mu? Evet. F0. 1. G0. 2. Cevap. 3. Bu kadar basit arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ters fonksiyonla devam ediyoruz. Acaba ters fonksiyon ne? Bakın bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için birebir ve örten olması gerekiyor. Birebir ve örten. Neden? Bakın küme çizerek gösterelim. İki tane küme çiziyorum. A'dan B'ye 1, 2, 3, 4 olsun. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Bu da A, B, C, D olsun. 1 A'ya gitsin. 2 B'ye gitsin. 3 C'ye. 4 de C'ye gitsin. Burada 1 A'ya, 2 D'ye, 4 B'ye, 3 C'ye gitsin. Bakın biz fonksiyonu tanımlarken A'dan B'ye diyoruz. Peki bir fonksiyonun tersi derken ne diyeceğiz? Bakın fonksiyonun tersi B'den A'ya olacak. Yani hocam yer mi değiştiriyoruz? Evet. Peki haydi yer değiştirelim bunun için. Senin artık ters fonksiyonda tanım kümen B olacak. O zaman B'yi yazalım. A, B, C, D. A kümesini yazalım. 1, 2, 3, 4. Peki. Hocam eğer bir A'ya gitmişse mantık olarak da A 1'e mi gidecek? Evet. A'yı 1'e götürdüm. Peki 2 B'ye gitmişti o zaman B de 2'ye gidecek. 3 C'ye gitmişti C de 3'e gidecek. 4 C'ye gitmişti C 4'e de gidecek. Aa, fonksiyon olma şartını sağlamadı. Bir çocuğun sadece ve sadece bir tane annesi olabilirdi. Hatırladık mı? Ama burada bakın C'nin iki tane görüntüsü var. Bu fonksiyon değil. Şimdi buraya gelelim. Bakın. B, A. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Bakın arkadaşlar. 1 A'ya gitmişse A 1'e gidecek. 2 D'ye gitmişse D 2'ye gidecek. 3 kime gitmiş? C'ye gitmiş. O zaman
C de 3'e gidecek. 4 B'ye gittiğine göre B de 4'e gidecek. Bakın her elemanın görüntüsü var mı? Var. Farklı mı? Farklı. Bakın neden birebir ve örten olduğunu burada artık ispatlamış olduk. Birebir ve örten olsun ki fonksiyon tersi olsun. Bakın burada bu evet bir fonksiyondur ama bu bir fonksiyon değil. O yüzden bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için olmazsa olmaz neymiş? Birebir ve örten olması gerekiyor. Birebir ve örten olsun ki fonksiyonun tersi olsun. Peki arkadaşlar az önce ne dedik? Dedik ki hocam f eğer a'dan b'ye ise f'in tersi de b'den a'ya. Ne demiştik? Yani yer mi değiştiriyoruz? Evet. Şimdi biz y eşittir fx diyoruz değil mi? Evet. Bakın fonksiyonun tersini bulurken içeridekini dışarıya, dışarıdakini içeriye atıyorsunuz ve böylelikle fonksiyonun tersini bulmuş oluyorsunuz. F'in tersi içeriye y eşittir x. Bu kadar basit mi? Evet. Bakın f 2 3 ise yani hocam yer değiştirdiğinde f'in tersi 3 2 mi olacaktır? Evet. Çok basit. Peki şöyle bir soru sorsa bize dese ki hocam işte f r'den r'ye f işte 3x artı 1 eşittir x eksi 2 ise f'in tersi 1 nedir? Hocam ben şimdi nasıl bulayım bunu? Bildiğimiz tek bir kuralı öğrendik şu ana kadar. Yer değiştirme. Hemen sen de yer değiştirsene. İçeridekini dışarıya, dışarıdakini içeriye at. Ne oluyor? F'in tersi x eksi 2 eşittir 3x artı 1 olur. Bundan sonrası değer bulma. Hemen içerideki ifadenin olması isteniyor. 1. Öyleyse hocam x eksi 2 gördüğümüz yere 1 yazarsak x gördüğümüz yere ne yazmalıyız? 3 yazmalıyız. Hadi bakalım yazalım. F'in tersinde 3 eksi 2 eşittir 3 çarpı 3 artı 1 ise f'in tersi 1 ne çıkacaktır arkadaşlar? 10. Evet. Baştan bir tekrar edelim. Neymiş bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için olmazsa olmaz tek kural arkadaşım. Birebir ve örten olması gerekiyor. Hadi bakalım bunu pekiştirecek örneklerle devam edelim. Evet arkadaşlar bakalım sorularımıza. Burada uygun şartlarda fx artı f'in tersi x eşittir 2x artı 3 ve f'in tersi 2 3 olduğuna göre. Az önce ne demiştik? Hocam yer değiştirmeydi değil mi? Evet. Şimdi o zaman sen f'in tersi 2 3 olarak verilmişse aslında bu yer değiştirilmiş halidir değil mi? Bakın dışarıya attığımızda f'in tersi 2 3 oluyordu. Peki gelin burada x gördüğümüz yere 3 yazalım ki f 3'ü bulalım. Hemen hocam x gördüğümüz yere 3 yazalım. F 3 artı f'in tersi 3 eşittir 2 çarpı 3 artı 3. Burada f 3 ne bulunmuştu? 2 artı f'in tersi 3 eşittir 6. 3 daha 9. 2'yi bu tarafa atarsak f'in tersi 3 ne çıkacaktır? 7. Peki sevgili arkadaşım bu da aslında yer değiştirilmiş halidir değil mi? Yani aslında bu f 7 nedir? 3'tür. Şansa bak ki bizden de neyi istemiş? F 7. Öyleyse f 7 neymiş? 3. Gelelim diğer sorumuza bakalım. F'in tersi 5 isteniyor. Ne demiştik hocam? İçeridekini dışarıya, dışarıdakini içeriye atıyorduk. Öyleyse bu f'in tersi x artı 8 eşittir 3x eksi 1'dir. Doğru mu? Evet. Peki bizden istenen ne hocam? F'in tersinde 5'i bul demiş. Hemen bulalım. Hocam x artı 8'in 5 olması isteniyor. O zaman x gördüğümüz yere ne yazmalıyız? Eksi 3. Hadi bakalım yazalım. Eksi 3'ü yazıyorum. F'in tersinde eksi 3 artı 8 eşittir 3 çarpı eksi 3 eksi 1. Hocam burası f'in tersi 5 yani benden istenen.
eşittir 3 kere eksi 3 eksi 9 eksi 1 daha. Bakın benden isteneni de bulmuş oldum. Peki gelelim diğer soruya. Bakın bütün mantık aynı. Bütün mantık aynı. F'in tersinde 16 istenmiş. Hocam içeridekini dışarıya, dışarıdakini içeriye atın. Evet. Böylelikle F'in tersi 2 üzeri 3x eksi 4 eşittir x olur. Doğru mu? Tabii ki. Peki sevgili arkadaşlar, F'in tersinin içi neymiş? 16. Öyleyse buranın ne olması isteniyor? 16. Yani hocam 2 üzeri 3x eksi 4 16 mı olmalı? Evet. Peki hocam 2'nin zaten 4. kuvveti 16 değil midir? Evet, üslü denklemleri hatırlayalım. Tabanlar eşitse üsler de birbirine eşitti. Buradan 3x eşittir 8 ise x 8 bölü 3 çıkar. Zaten x'i bulduysanız cevap oluyordu. F'in tersi 16 ne çıkacaktır? 8 bölü 3. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi birkaç tane basit örnek verdik. Ama fonksiyon tersini daha başka şekilde nasıl bulabiliyoruz? Acaba bazı kısa yollarımız var mı? Hemen onlara bir bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bir bilgi vereceğim ben size. Peki bu bilgimiz ne? Şimdi bazı sorular gelecek ve bazı sorularda fonksiyon tersini bulmak epey zorlaşacak. Diyor ki verilen ifadede x'i yalnız bırak. Verilen ifadede x'i yalnız bırak. Peki bıraktık. X gördüğümüz yere, x gördüğünüz yere f'in tersi x, y gördüğünüz yere x yazınız. Yazılarak diyelim f'in tersi x bulunur. Hocam ben hiçbir şey anlamadım. Hemen sevgili arkadaşım ne olduğunu söyleyelim. Mesela şöyle bir örnek yazıyorum. Diyorum ki hocam fx eşittir 3x eksi 4. Yani fx dediğimiz ifade y miydi? Evet. Şimdi bize Kur'an ne demiş? X'i yalnız bırak. Peki bırakıyorum. Eksi 4'ü eşitliğin diğer tarafına attım. Y artı 4 eşittir 3x. X'i halen yalnız bırakmış değilim. Her tarafı 3'e bölelim. Böldüm. Ne gelecek buradan? Y artı 4 bölü 3 eşittir x. X'i yalnız bırak. Bıraktım. X gördüğün yere f'in tersi x yaz. Yazdım. Y gördüğün yere ise x yaz diyor. Hemen yazıyorum. X artı 4 bölü 3. Bakın fonksiyonun tersi çıkmış oldu. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Bence olmamalı. Bu kadar basit. X'i yalnız bırak. X gördüğünüz yere f'in tersi, y gördüğünüz yere de x yazarak fonksiyonun tersini buluyorsunuz. Bazen sorular sizi kandırabilir arkadaşlar. Bakın. Bakın. Diyebilir. Mesela diyebilir ki x eşittir 3 tane fx eksi 4 bölü fx artı ne bileyim ya da f kare x artı 5 olsun. İşte uygun şartlarda falan da fistan da dedi. X'i bu şekilde verdi. Senden f'in tersini istesin. Şimdi öğrenci ne yapar mesela? Der ki hocam içler dışlar çarpımı yapayım. Fx'i bulayım, ondan sonra tersini alayım. Hayır, hiç gerek yok. Bakın soru zaten sana demişti, kural zaten demişti. X'i yalnız bırak. Bu zaten x'i yalnız bırakmış. E hocam zaten fx y demekti. Evet. Y gördüğün yere x yazarak, x gördüğün yere de f'in tersi x yazarak fonksiyonun tersini zaten sana otomatikmen vermiş sevgili arkadaşım. Vermiş zaten sana. Demek ki bu tür sorularda düşmüyoruz. X yalnız bırakılmışsa zaten fonksiyonun tersidir. Bitti. Hadi bakalım örneklere geçelim. Evet arkadaşlar, az önce bir kural verdik. Bu kuralda
ne deniyordu? X'i yalnız bırak. Bakın özellikle şu iki soru tipinde bu kuralı kullanmazsak biz fonksiyon tersini bulamıyoruz. Peki o kuralı verdikten sonra verdiğimiz örneklerin farklı buluş tarzları da var mı? Var. Birazdan onlara da geçeceğiz. Ama özellikle şu iki soruya çok dikkat etmenizi istiyorum. Sevgili arkadaşlar bakın. Fx dediğimiz ifade neydi? Y eşittir x küp eksi 7. Fonksiyonun tersi istenmiş. Hocam bir kural vardı. X'i yalnız bırak. Peki x'i yalnız bırakalım. Eksi 7'yi eşitliğin diğer tarafına atarsam y artı 7 x küp olacaktır. X'i nasıl yalnız bırakabilirim? Her tarafı küp kök içine alarak. Bakın hocam bu küp kök y artı 7 bu küp kök küpü yok edecektir ve bu da dışarıya x olarak çıkacaktır köklü ifadeler. Peki x'i yalnız bıraktık mı? Bıraktık. X gördüğümüz yere ne yazıyorduk? F'in tersi. Y gördüğümüz yere de x yazarsak bakın fonksiyonun tersini bulmuş oluyoruz. Çok basit bir şekilde bulduk. Peki sevgili arkadaşlar bu soru tipi biraz daha özel bir soru tipi. Bakın özellikle kare ifadelerde tam kare oluşturacaksınız. Ne? Tam kare. Peki nasıl oluşturacağım hocam? Bakın fx dediğimiz y eşittir x kare artı 2x artı 3. Bakın bu birincinin karesi artı birinciyle ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi diye bir şey çıkarmıştık. Doğru mu? Evet. Peki y eşittir birinci x birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. İki katı var. Birinci var. 2x o zaman ikincinin ne olması gerekiyor arkadaşım? 1. Birincinin karesi de 1 artı 2. Daha önceki konularda anlatmıştık. Hatta ya da x'in katsayısı ne? 2 yarısı 1. 1'in karesi yine 1. Yani 3'ü şu şekilde yazabilir miyim? Mantık olarak bu. Evet. Peki sevgili arkadaşım. Şuradaki ifade x artı 1'in karesi midir? Evet. Yani sizin yapmanız gereken tek değişkene indirmek. Bakın burada iki tane değişken var. İki tane x var. Siz tek x'e indireceksiniz. İndirdik mi? İndirdik. Hocam 2 eşitliğin diğer tarafına atalım. Y eksi 2 eşittir x artı 1'in karesi. Evet hocam hemen kare kök içine alalım. Evet alalım. Hemen kök y eksi 2 işte eşittir. Kök yok oldu. X artı 1. X'i de yalnız bırakırım tersini bulur muyum? Burada dikkat etmeniz gereken. Hocam hatırlayın derece çiftse bu dışarıya nasıl çıkıyordu? Mutlak değer olarak. Peki hocam ben bunun dışarıya nasıl çıktığını bileceğim. İşte bize de bu tanım kümesi belirleyecek. Diyor ki x eksi sonsuzla eksi 1 arasındadır. Eksi sonsuzla eksi 1 arasında. Yani eksi 1'den küçük bir değer söyleyeyim. Mesela eksi 3. Eksi 3 artı 1 eksi 2. Yani içerisi negatiftir. Öyleyse bu dışarıya nasıl çıkacak hocam? Yani kök içinde y eksi 2 eşittir. Eksi x eksi 1. X'i bu tarafa atıyorum. Artı x eksi 1'in yanına da kök y eksi 2 atarsam eksi kök y eksi 2 olacaktır. Hemen buradan şunu söyleyebiliriz o zaman. X gördüğümüz yere f'in tersi y gördüğümüz yere de x yazarsak fonksiyonun tersini bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar çok önemli iki tane soru çözdük. X'i yalnız bırak. X'i yalnız bıraktık. X gördüğümüz yere f'in tersi x. Y gördüğümüz yere de x yazdık ve iki tane çok önemli soruyu çözdük. Peki biraz önce bahsettiğimiz kuralın bazı kısa yolları var. O kısa yolları da verip fonksiyonların ters fonksiyonlarına devam edelim. Evet arkadaşlar demiştik ki bazı kısa yollar var. X'i yalnız bırak demiştik. Mesela biz demiştik ki hocam fx eşittir işte 3x eksi 2 ise f'in tersini bulun demiş. Böyle bir soru çözebilirdik değil mi? Neydi hocam biz y fx y olduğunu söylemiştik ve kuralımız şuydu. Hocam x'i yalnız bırak. X'i yalnız bıraktık. İşte y artı 2 bölü 3. Yani f'in tersi x eşittir. X artı 2 bölü 3 olduğunu bu şekilde bulabiliyorduk. Hocam bu bile aslında bir nevi uzun bir çözüm. Daha kısası şu şekilde kural verilmiş. Birinci dereceden şeklinde verilen doğrusal fonksiyonların acaba tersi nasıl oluyoruz? Bakın
öğrenci mantığıyla hareket edelim. Aradaki işaret neyse onun zıttını al, x'in katsayısını paydaya payda olarak yaz. Yani hocam bu ifade fx eşittir 3x eksi 2. O zaman f'in tersi x, bakın aradaki işaret artı 3 de paydaya mı geçiyor? Evet. Bakın çözüm ne kadar fazla. Bakın ne kadar kısa. O zaman hocam bu tür sorularda bu kuralı uygularım. Az önce çözdüğümüz x kareli ve x küplü ifadelerde x'i yalnız bırak kuralını kullanırım. Evet, çok doğru. Gelelim şu şekildeki kesirli ifadelere. Bakın bir defa şunu yapacaksınız. X'leri alt alta yazacaksınız. Ve yukarıdaki x'in katsayısı ile aşağıdaki sabit sayının hem yerleri hem işaretleri değişerek fonksiyonun tersini bulursunuz sevgili arkadaşım. Yani hocam bize fx eşittir 3x eksi 2 bölü 4x eksi 7 olarak verilse, f'in tersi istense biz direktmen şunu mu söyleyeceğiz? X'in katsayısı ile aşağıdaki sabit sayının yeri ve işaretleri değişecek. 7x eksi 7 buraya artı 7 eksi 2 bölü 4x eksi 3 müdür? Evet. İsterseniz sevgili arkadaşlar, az önce çözdüğümüz işte x'i yalnız bırak ifadesinden de buradan bulabilirdiniz ama çok uzardı. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlar? Evet. Öyleyse şöyle soru tiplerine devam edelim. Biz bunları nasıl bulacağımızı öğrendik. Aradaki işareti değiştir, x'in katsayısını paydaya yaz. Yani şöyle bir soru gelse bakın ne kadar işimize yarayacak. Bakın. Örneğin f 3x eksi 2 eşittir 6x artı 5 ise f'in tersi, ya da fx'i direktmen sorayım, sonra fx tersini soruruz. Fx nedir? Şimdi kural gibi düşünelim ve şunu söyleyelim. F'in içindeki ifadenin, bakın arkadaşım, tersini al, x yerine yaz. Ne olacak? Fx olacak. Bakın hemen içerideki ifade kim? 3x eksi 2. Tersi nedir hocam? Bunun tersi. Hocam x artı 2 bölü 3. Az önce verdiğiniz kurala göre yaptım hocam. Bunun tersi x artı 2 bölü 3. Peki hemen x gördüğüm yere yazıyorum. Bakın f 3 çarpı x gördüğüm yere x artı 2 bölü 3 yazıyorum. Eksi 2 eşittir 6 çarpı x artı 2 bölü 3 artı 5. Bakın şuradan 3 gitti. Ne kaldı? X artı 2. X artı 2 eksi 2, 2'ler de gitti. Fx, yani benden istenen. Bakın şu da şunu götürdü, 2 kaldı. 2 çarpı x 2x, 2 kere 2 4, 5 de burada 9. Fx'i bulduk. Artık bundan sonra f'in tersini mi istedi? Hocam çok rahat bir şekilde bulabilirim. Hemen şu kural. Yani x eksi 9 bölü 2 fonksiyonun da tersidir. Ama bizden fx'i istemişti. Biz bulduk. Ekstradan da f'in tersini istemişti. Şu kurala göre de çok rahatlıkla artık bulabilirim. Şimdi bir soru tipimiz daha var. Hemen ona da geçelim sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik şu bahsettiğimiz soru tipine. Bakın arkadaşlar, f r fark a'dan r fark b'ye. Bakın çok önemli bir nokta burası. Bu sorunun çözümünü bulabilmeniz için şunu yorumlamanız gerekiyor. Peki hocam bu ifade ne demektir? İki tane birbirine benzer soru sorduk. Bakın ikisi de aynı ifade. Bu ve bu, şu değer ve şu değer kümesi ne demektir? Bu sevgili arkadaşlar kendisinde, bu ise tersinde tanımsız yapan ifadedir. Yani a fonksiyonda x yerine a yazdığınızda fonksiyonu tanımsız yapıyor. Fonksiyonun tersini aldığınızda ise x yerine b yazdığınızda tanımsız yapıyor. Yani hocam
burayı tanımsız yapan paydadır değil mi? Öyleyse x yerine a yazarsam a eksi 4 sıfır oluyor demek. Çünkü tersinde tanımsız dediniz. Evet. Öyleyse a nedir? 4'tür. Çok doğru. Geldim fonksiyonun tersini alalım sevgili arkadaşım. Biraz önce gördük. Yukarıdaki x ile aşağıdaki sabit sayının yeri de işareti değişiyordu. 4x eksi 6 bölü x eksi 3. Şimdi de tersinde b yazarsam payda da 0 yapıyor, tanımsız yapıyor. B'de ne çıkar? 3. Soru bitti mi? Bitti. A artı B'yi istiyor sevgili arkadaşım. 4 artı 3'ten 7 bizim cevabımızdır. Öyleyse hocam çok kolay. Ben öyleyse kendisinde 2 yazdığımda paydayı 0, tersinde de 6'yı yazdığımda mı 0 veriyor? Evet. Hemen getirip fonksiyonun kendisini ve gelin yazmışken tersini de bulalım. Tersi de nedir? Bakın x yukarıdaki pay kısmındaki x'in katsayısı ile aşağıdaki sabitin yerini değiştiriyordun ve işaretini. Yani mx artı 4 bölü 2x eksen. Öyleyse hocam burada x gördüğüm yere ne yazmalıyım? 2. 2 çarpı 2 eksen eşit 0 ise m buradan 4 çıkacaktır. Tersinde 6 yazarsam o da tanımsız yapacaktır. 12 de eşittir n çıkar. Bakın ne kadar basit. M artı n öyleyse 4 artı 12'den 16'dır. Evet arkadaşlar neymiş? Birinci verilen tanım kümesindeki şu fark kısmında verilen ifade fonksiyonun kendisinde. Buradaki ifade ise tersinde tanımsız yapan değerlerdir. Hemen bunun devamında ters fonksiyonla ilgili özellikler var. Başta da hatırlarsanız bir önceki videoda bileşke fonksiyonla ters fonksiyonun da birlikte verildiği bazı özelliklerden bahsetmiştik. Şimdi de onlara geçelim sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bazı özelliklerden bahsetmiştik. Bileşkede de vermediğimiz bazı özellikleri yine burada da yazacağız. Bakın arkadaşlar, bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. Yani hocam biz ne demiştik? F 2 3'tür değil mi? Yer değiştirmeyi hatırladık mı? F'in tersi 3 2'dir. Bir daha yer değiştirirseniz tersinin tersi bakın kendisi olacaktır. Yine aynı ifadeye döndük. Fonksiyonun tersinin tersi neymiş? Kendisidir. Peki geldik. Bakın bir fonksiyon ile o dediğimiz birim eleman yani etkisiz eleman işleme koyulduğunda fonksiyonun kendisini verecektir. Hocam şimdi biraz daha açıklayıcı olsak. Mesela basit tarzda bir işlem veriyorum. Mesela diyorum ki toplama işlemi. Hatırlıyoruz değil mi? Toplama işleminin etkisiz elemanı nedir? 0. Bakın 4 artı 0 neye eşittir? 4'e. 2 artı 0 neye eşittir? 2'ye. Bakın ne anlatmaya çalışıyorum? Bir fonksiyonu etkisiz elemanla işleme koyarsanız fonksiyonun kendisini verir. Yani değişmez. Etkisi yoktur. Etkisiz eleman etkisi olmayan elemandır. Bakın çarpmaya da örnek verebiliriz. Çarpmada etkisiz eleman nedir? 1. 7 çarpı 1 nedir? 7. Bakın etkisi yok. Bir fonksiyonu işleme koyun. Bakın bir çarpma işlemi, toplama işlemi. Bu da bunlar gibi bir işlem. Fonksiyonu birim yani etkisiz elemanla işleme koyarsanız fonksiyonun kendisini verir. Bileşke fonksiyonlarda biz bunu göstermiştik ama tekrar amaçlı tekrar söyleyelim. Hani değişme özelliği yoktur demiştir. F bileşke G, G bileşke F'e eşit değildir. Ne zaman? Şunu da söylememiz gerekiyor. F G'ye eşit değil derse. Bakın ÖSYM şöyle bir soru sordu. Madde halinde verdi. Dedi ki aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? F bileşke G, G bileşke F'e eşit değildir. Her zaman mı? Hayır. Eğer fonksiyonlar birbirine eşit olursa eşit olur arkadaşım. O yüzden %100 bilgi için bunu da bilmemiz gerekiyor. Peki geldik şu kurala. Çok önemli. Bir fonksiyon ile fonksiyonun tersini işleme koyarsanız birim elemanı verir. Bakın hemen burada yazmıştık. Toplama işleminin etkisiz elemanı neydi? 0. Peki 4'ün toplamaya göre tersi nedir? Eksi 4. İşleme koyuyorum. İşlemim neydi? Toplama. 4 eksi 4 0. Bakın çarpmanın etkisiz elemanı neydi? 1. Peki 6'nın çarpmaya göre hatta 7'yi vermiştik. 7'nin çarpmaya göre tersi nedir? 1 bölü 7.
işleme koydum. Bakın yediler birbirini götürdü. Kimi verdi? Etkisiz elemanı. Demek ki hocam bir fonksiyonu tersiyle işleme koyarsanız birim elemanı verir. Peki burada f bileşke g eşit h ise f demiş durmuş. Bakın arkadaşım. F bileşke g h. Bakın her iki tarafı sağdan diyorsa burada sağdan yapmışsan burada da sağdan işleme koyacaksın. Soldan demişse soldan işleme koyacaksın. Sağdan her tarafı g'nin tersiyle işleme koyuyorum. Bakın arkadaşım. Burası neydi? Bir fonksiyonu tersiyle işleme koyarsanız birim elemanı. Fonksiyonla birim elemanı işleme koyarsanız fonksiyonun kendisi yani kimi? F'i verdi. F'de ne çıkıyor sevgili arkadaşım? H bileşke G'nin tersi. Evet, şimdi bunları eğer anladıysak bunlarla ilgili soru çözümüne hemen geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın fx verilmiş, 3x eksi 7 ise f bileşke f'in tersi x nedir? Peki sevgili arkadaşım. İlk önce bakın birinci yol diyorum. Tamam mı? Birinci yol. Sonra ikinci yol kurala bağlı olarak çözeceğim. Şimdi f bileşke f'in tersi. Şimdi f'in tersini de bulayım arkadaşım. X artı 7 bölü 3. Şimdi f bileşke f'in tersi demiş. Yani 3x eksi 7 bileşke x artı 7 bölü 3. Sevgili arkadaşım ne demiştik hatırlayan? Sağdaki ifadeyi solda x gördüğümüz yere yazıyorduk. Hadi yazalım. Hocam 3 çarpı x artı 7 bölü 3 eksi 7 mi olacak? Evet. Bakın buradan 3'ler gitti. X artı 7 eksi 7. Böylelikle f bileşke f'in tersi x ne çıktı? 7'lerde giderse x. İkinci yol ne hocam? Bu basitti. Evet, bu bir kuraldı. Biz fonksiyonların, bileşke fonksiyonların başında anlatmıştık ama bir kural verdik az önce. F bileşke f'in tersi neydi? Ex. Birim fonksiyon. O da x'tir. Bitti. Bu kadar. Demek ki bunu bilmemiz gerekiyor ki zamandan tasarruf edelim. Bakın ne kadar basit. F bileşke f'in tersi x demek. Hocam bu i'ydi. O x de nedir? X'tir. Birim fonksiyon neydi hatırlayalım. İçi ile dışı aynı. Geldik buraya. Hocam gx'i istemiş. Dikkat edin arkadaşlar. Gx'i istemiş. F bileşke g x eşittir. Ne verilmiş bize? 3x artı 7. Niye öyle uzak yazdınız hocam? Bakın neden yazdım hemen söyleyeyim. Benim f'ten kurtulmam lazım. O zaman soldan f'in tersi ile işleme koyalım. Peki hocam. F'in tersi f biraz önce de söyledik. Birim eleman. Birim elemanla fonksiyonu işleme koyduğumuzda fonksiyonu kendisi yani gx'i. Peki hocam gx f'in tersi nedir? Hemen burada yazalım. X artı 2 bölü 3 bileşke 3x artı 7. Ne demiştik? Az önce de söyledik. Gelin sağdaki ifadeyi x gördüğümüz yere yazalım. Bakın gx'i artık zaten işlem yaptıktan sonra bulacağız. 3x artı 7 artı 2 bölü 3. Gx nedir? 3x artı 9. Yani 3 parantezinde x artı 3. 3'ler de gitti. Bakın gx'i ne kadar kolay buldum. X artı 3 olarak buldum. Evet arkadaşlar hemen diğer soruya gelelim. Bak gof demiş. Bakın ters fonksiyon neydi? Hocam içeridekini dışarıya, dışarıdakini içeriye atıyorduk. Peki dışarıdaki bu. İçerideki ise bu. Bunu içeriye, bunu dışarıya atıyorum. Yani bir de hocam şunu da biliyorum. Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. İçeride kim olacak? F 2x artı 5. Eşittir kime? Bunu dışarıya atıyorduk. X artı 1'e. Bakın sevgili arkadaşlar. Bu G içinde F ne demektir? G bileşke F demektir. 2X artı 5 eşittir X artı 1 mi? Evet. Peki benden ne istenmiş? G bileşke F 9. Yani buranın 9 olması isteniyor. X gördüğünüz yere ne yazarsanız 9 elde edersiniz. 2. Hemen G bileşke F 2 kere 2 4.
5 daha 9 eşittir 2 yazarsam x yerine 3 olarak çıkacaktır. Evet, kurallarla ilgili soruları burada bir nebze olsun çözmeye çalıştık. Devam edelim, bakalım bundan sonraki soru tipimiz nasıl? Evet arkadaşlar, son hem bir hatırlatma kuralı hem de son örneklerle bitirelim artık ters fonksiyonu. Hatırlarsanız bileşke ile ters fonksiyonun ilişkili olduğunu söylemiştik. F bileşke G'nin tersi neydi hatırlayalım. G'nin tersi bileşke F'in tersiydi. Üçlü verse de aynı şekilde sondaki başta yazılıyordu ters olarak. Peki gelelim buraya. Hocam F bileşke G'nin tersi X, 2X artı 3 verilmiş. Buna göre G bileşke F'in tersi X nedir? Biraz dikkatli bakarsanız hocam. Bakınız F bileşke G'nin tersinin ben tersini alırsam ne olur? G bileşke F'in tersi olur. Yerde değiştiriyordu. Yani istenen. O zaman direktmen bunun tersini alıyorum. Doğru mu? Evet. Yani cevap ne olacaktır sevgili arkadaşım? X eksi 3 bölü 2. Bu kadar. Sadece görmek gerekiyordu. Hemen diğer soruya bakalım. Evet, kural neydi? Dikkatlice izleyelim. Bu ne demektir? Hocam G'nin tersi bileşke F'in tersi 2 isteniyor. Peki bu ne demekti hocam? G'nin tersi içinde F'in tersi 2 demektir. Peki bizden bu isteniyorsa hemen hocam yer değiştireyim. F'in tersinde 2x eksi 6 eşittir x artı 3. Senin burada f'in tersi 2'yi bulman gerekiyor. X yerine ne yazmalıyım? Tabii ki 4. Hemen yazıyorum. F'in tersinde 2 çarpı 4 eksi 6 eşittir 4 artı 3. F'in tersi 2 ne çıkacak? 7. Öyleyse sevgili arkadaşım, benden G'nin tersi, bunu artık ne bulduk? 7 mi istiyor? Tabii ki. O zaman hocam bu sefer bunun yerini değiştireyim. G'nin tersi 3x eksi 8 eşittir x eksi 2 olacak. Şimdi de buranın kaç olması isteniyor? 7. 3x eksi 8 7 ise x gördüğümüz yere ne yazmalıyız arkadaşım? 5. 5'i yazdım. G'nin tersinde 3 çarpı 5 eksi 8 eşittir 5 eksi 2 ise G'nin tersi 7 de 3 çıkacaktır. Ve böylelikle cevabı bulmuş olacağız. Her şey sıra sıra şekilde ilerliyor. Dikkat edelim. Devam ediyoruz. Son örneğimiz hocam. Bunu dağıtırsam G'nin tersi bileşke tersinin tersi neydi? Kendisi fx isteniyor benden ve pardon özür diliyorum. Bu da 2x artı 1 olarak verilmiş. Peki sevgili arkadaşım bu ne demekti? G'nin tersi içinde fx eşittir 2x artı 1. Arkadaşlar ne demiştik fonksiyonun tersi için? İçerideki dışarıya, dışarıdaki içeriye gidecekti. Bakın içeridekini dışarıya atıyorum, dışarıdakini içeriye atıyorum. Böylelikle bakın fonksiyonun tersinin tersi kendisi 2x artı 1 eşittir fx. Bakın gx isteniyor. Gx isteniyorsa sevgili arkadaşım bu ne demiştik biz bu içerideki ifadeye? Tersini al, x gördüğün yere yaz. Hocam hele sen ilk önce şu x fx yerine ne yaz? X artı 2'yi yaz. Peki şimdi de ben bu 2x artı 1'in tersini alayım. Doğrusal fonksiyon nasıl alıyorduk hatırlayın. Aradaki işaret değişiyor. X'in katsayısı paydaya geçiyordu. Hemen x gördüğüm yere de getirip x eksi 1 bölü 2 diye yazıyorum. Eşittir x eksi 1 bölü 2 artı 2. 2'ler gitti. X eksi 1 artı 1'den gx benden istenen eşittir 2 kere 2 4 eksi 1 x artı 3 bölü 2 de gx fonksiyonu çıkacaktır. Bakın buraya dikkat edin. En az 3 tane özellik kullandık. Bakın ilk önce fonksiyonun tersini aldık 1. İkincisi bileşke fonksiyonun tersini aldık. İkincisi f fonksiyonunun tersini aldık. İçeridekini dışarıya, dışarıdakini içeriye attık. Etti 2. Sonra ne demiştik?
bu içerideki fonksiyonun tersine alan x gördüğünüz yere yazın. Yazdık. Bakın gx'i elde ettik. Evet arkadaşlar, ters fonksiyonlar da bu kadar. Hemen bir sonraki fonksiyonlara devam edelim.